Müstakbel karımın güzelliğine doyamadan işe kaçmak zorunda kaldım. Anne. Sabah şerifleriniz hayır olsun Neslihan Hanım. Dışarıda dünya yanıyor. Haspamın bir parça kilimi bile yanmamış. Maşallah. Benim kilimim ne zamandan beri ailenin umrunda olmuş? Senin şimdi varoluşsal problemlerinin ne sırası ne de yeri Neslihan. Bana felsefe yapma kızım. Şirket elden giriyor. Haberin var mı senin bundan? Onur Bey sinsice adım adım ağlarını örüyor. Kafan basıyor mu kızım senin? Ne oldu anne? Oğlunun başarılı çıkışı kurtarmadı mı sizi? Neydi o? Victor Ipto. Kardeşinle alay edeceğini ona destek olsan daha iyi değil mi kızım? Hem sen biliyorsun. Babanın kızlarından çok erkek evlatlarına daha düşkün olduğunu biliyorsun. Değil mi? Ne yapalım yani? Kaderimize razı mı olalım? Böyle bir babamız var diye küselim mi, ağlayalım mı? Ne yapalım yani? Tamam işte. Zafer ile gurur duysun anne. Hem işi var hem de erkek çocuğu. Çörek? Başlarım senin çöreğine! Ne çöreği? Çöreğin sırası mı şimdi? Kendine gel artık, kendine! İş çok, vakit yok. Ne yaptın mesela? Diyece meselesi sendeydi. Ne buldun? Ne çıkardın ortaya? Ne? Toz, hiçbir şey yok. Bak baban o düğünü öne alacak kızım. Bunun için çalışıyor. Her saniye bizim aleyhimize işliyor. Anladın mı beni? Anlıyorum. Neyi anladın? Çok iyi anladım. Ben de sandım ki beni merak edip buraya kadar geldin. Çok salam. Hep aynı beklenti. Bir umut. Ben seni hiç düşünmedim. Seni hiç merak etmedim. Evet. Sen buna inanmaya devam et. Sen böyle düşünmeye devam et kızım. Otur, acı kendine burada, ağla. Çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Ne yaptıysak seni sevdiğimize ikna edemedik. Çok ilginç. Ne yaptınız bana anne? Bana hayatım boyunca ne yaptınız? Ha? Hastanede o gün bana tokat attın ya kendime getirmek için. Babam da işte sağ olsun hayatımın tokatını attı bana. Kendime geldim. Aydım, gözlerim açıldı. Yaşadığımı fark ettim. Kızım ben sana hep söylemiyor muyum? Eğer Zafer konusunda benim yanımda olsaydın sen şu anda baban Onur'u seçiyor olmazdı. Hala Zafer diyorsun, farkında mısın anne? Ha? Hala bana Zafer'i destekle diyorsun, farkında mısın bunun? Ya ben kendimi bildim bileli çalıştım. Zafer'in yaşadığı hayatın çeyreğini yaşadın mı bir gün? Ha? Gezdim mi, eğlendim mi? Ha? Hayatımı yaşadın mı anne bir kere olsun bile? Ha, ne için? Bu muameleyi görmek için mi yaşadım? Zafer Paşa şimdi kalkmış, gezip tozup bu yaşına gelmiş, saçma sapan bir tane şirket kuruyor. Biz de ailece kalkıp onu alkışlıyoruz. Bravo. Büyük iş başardın. Saçma sapan mı? Nesi saçma sapanmış? Çocuğun boşu boşuna günahını almışız. Gezip tozmamış çocuk, şirket kurmuş. Baban da bunu onayladı. Doğru. Onayladı. Çünkü onun Onur'u var. Senin de Zafer'in var. İyi olan kazansın. Ben artık bu yarışta yokum. Bundan sonra da kendi hayatıma bakacağım. Kendi hayatına bakacaksın, öyle mi? Kendi hayatıma bakacağım. Lütfen daha fazla tartışmayalım anne. Konuşarak anlaşabileceğimiz bir şey yok. Pekala. Bugüne kadar Bütün başarın, emeğin, çaban hepsi çöp oldu kızım. O çöpün üzerine rahat rahat oturabilirsin. Aferin sana Neslihan. Aferin kızım. O çörekleri de topla yerden, nimettir. Günah.